Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dönemde çok fazla abilerimiz arıyor, mesaj atıyorlar sağ olsunlar. Bu dönemlerde zeytinde pamuklu bitle alakalı çok büyük sorun yaşadıklarını söylüyorlar. Pamuklu bite karşı ilaçlama yaptıklarını, ilaçlama yapmalarına rağmen herhangi bir pamuklu bitte temizlenme olmadığını, işte daha çok çoğaldığı konusunda kanıtlarının olduğunu bana söylüyorlar. Arkadaşlar artık bilinçli çiftçilik yapmak zorundayız. Yani hani örnek veriyorum, doğru bilinen çok büyük yanlış var aslında. Hani kurt ilacı dedim mi, yani zeytinde önüne gelen böcek, zararlı ne varsa öldüreceği konusunda çiftçilerimizin bilinçaltında böyle bir doğru var. Ama en büyük yanlışları da bu. Artık dönem öyle bir dönemdeyiz ki profesyonel çiftçiliğe gitmek zorunda kalıyoruz. Aslında doğru olması olması gereken de bu. Pamuklu bite karşı spesifik ürünler kullanmak zorundayız. Şöyle ki, pamuklu bitle mücadelede en büyük etkenlerden bir tanesi de, en büyük dikkat etmemizi gereken durumlardan bir tanesi de, bahçemizde pamuklu biti görünür görünmez ilaçlama yapmayacağız. İlaçlamayı, pamuklu bit artık ortaya çıkmaya başladı, yeni sürgünlerde görünmeye başladı. Bu günden ortalama 10 gün sonra veyahut da %10-15 bir bulaşıklık olduktan sonra ilaçlama yapmamız gerekiyor. Bu ilaçlamada da ağaç başına ortalama 1,5 ila 2 litre bandında ilaçlı su penetre olması gerekiyor. Yani o pülverizatörden çıkan ilaçlı su ağaç başına ortalama 1,5 ila 2 litre bandında gelmesi gerekiyor. Yaklaşık 15 yaşındaki bir ağaç büyüklüğündeki bahçelerde. Ama ne yapıyor? 600 litre suyla 20 dekar zeytinliği ilaçlama yapıyor. 20 dekar zeytinlikte de ortalama 600 ağaç var. En aşağısı bu. Bu da demek oluyor ki yarım dozajında, yani 600 litre ile ağaç başına 1 litre su düşüyor. Şimdi ağaç başına 1 litre su düşüyor ama bu 1 litrenin de tamamı zeytine ulaşmıyor. Çünkü iki zeytin arasında asıl %60'lık kısım, ilaçların %60'lık kısmı bu boş alana geliyor. Bu da demek oluyor ki biz 600 cc suyu boşaltıyoruz. 400 cc suyu, ilaçlı suyu zeytine kullanıyoruz oluyor. 400 cc'lik de yarım litre diyelim. Yarım litrelik su da bir ağaç için, pamuklu bit gibi özellikle, yani kaplama bir ilaçlama yapacağımız bir zararlı için de yeterli gelmiyor. Bu yüzden pamuklu bitin ölmemesi gibi, hatta daha çok çoğalması gibi sorunlar yaşıyoruz. Daha çok çoğalmasının da sebebi şu: ağaçta daha çok bir rutubet yapıyoruz, hani nem ortamı oluşturuyoruz. Hele ki ağaçlarda budama düzenli değilse, güneşleme, havalandırma durumu iyi değilse, biz daha çok pamuklu biti teşvik etmiş oluyoruz. Bu yüzden arkadaşlar pamuklu bit ile mücadelede özellikle ve özellikle altını çiziyorum, bir ziraat mühendisi bir araziye gezmesini tavsiye ediyorum. Ve gezdikten sonra ilaçlama zamanını belirledikten sonra rüzgarsız havada iyi bir kaplama yapılacak şekilde ve basınçlı olursa daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü pamuklu bitin kendini korutmuş olduğu bir koçan diyeyim, çıkarmış olduğu bir pamuk salgısı var. Pamuk tarzında bir salgısı var. Bu yüzden ilaçlar kontak etkili bir ilaçlar olduğu için pamuklu bite kullandıkları ilaçların çoğu kontak etkili olduğu için böceğe penetre etmesi lazım. Yani o böceğin derisine o ilaç ulaşması lazım. Ama o ilaç bir şekilde de olsa şeye ulaşmıyor. Pamuklu bitin bünyesine, bedenine, derisine ulaşmıyor. Yani pamuklu bit ile ulaşamıyor o ilaç. Ne olacak? Böyle olunca da pamuklu bit ile mücadelede sıkıntı yaşıyoruz. Benim en büyük tavsiyelerimden bir tanesi, bulaşıklık %10 ile %15 arasına ulaştığı takdirde
Bu da zaten ilk bulaşıklıktan yaklaşık bir 10 gün sonra o dediğim kıvama, yoğunluğa gelecektir. Hava müsait oluyor çünkü oluşmaya başladıktan sonra. Bu dönemlerde dimetiyat, özellikle diyorum dimetiyat aktif maddeli pestisit ile 100 litre 150 cc dozajında ve buna artı olaraktan da sadece yeterli gelmiyor. Hocam benim ağaçlarım yoğun, ben bu sene budama yapmadım, güneşlemesi iyi değil, ben bu ilacı kullanırsam sadece yeterli gelmiyor diyecek olursan, hem çiçek öncesi, zeytin güvesi konusunda, zeytin güvesine zararlı ilaçlaması konusunda, hem pamuklu bitli mücadelesinde, hem de o dönemlerde zeyuzera dediğimiz gövde zararlısı, yani gövde sarı kurdu, yani beden kurdu dediğimiz döneme denk geldiği için lambda siyoletrin aktif maddeli bir ilaçlama da ilave edersek, hem zeytin güvesinin çiçek öncesi dönemde, yani tomurcuk nesline, yani yaprak nesline mücadele etmiş oluruz, hem pamuklu bitiyle mücadelede iki aktif maddeyi kullanmış oluruz, hem de gövde kurduna, yani beden kurduna karşı da iyi bir koruyucu özelliği de olduğu için iyi bir koruma sağladığı konusunda uygulama yapmış oluruz. Ama lambda siyoletrin aktif maddeyi de CS formunda, yani kapsül formunda olan ilaçlamayla beraber yaparsak çok daha güzel olacaktır. Çünkü bu kapsül formu belli gün aralıklarında gün bazında patlama yaparak, yani patlama yaparak o kapsüller patlıyor. Tekrardan ilaçlanmış tarzında ağacı homojen bir şekilde korumaya alıyor. Ama kapsül formu, özellikle söylüyorum kapsül formunda, hem beden kurduna, hem yaprak nesli zeytin güvesine, hem de dimetuatla beraber pamuklu bite etkin bir şekilde mücadele yapmış oluyoruz. Ama bunda, bu uygulamada da en büyük avantajımı sağlayacak olan bol sulu düşmesi lazım. Yani 1,5-2 litre ağaç başına su penetre etmesi lazım. Bu penetre etmediği takdirde ilacın dozajı pamuklu bit için veya herhangi bir zararlı için yeterli gelmiyor. O zaman da yapmış olduğumuz mücadelede başarılı olamıyoruz. Zaten son dönemlerde en büyük çiftçimizin yakındığı durumlardan bir tanesi de artık ilaçlama maliyetlerinin çok yüksek olması. Bundan kaynaklı da ben sizlere artık profesyonel bir şekilde ilaçlama yapmanızı, eğer bu konuda sıkıntı yaşıyorsanız teknik bir arkadaşla, mühendis arkadaşlarımızla bahçenizi gezin, beraber bir kanıda bulunun, işte bahçenizin tutumunu, işte ilaçlama periyodunu, özellikle diyorum ilacın iyi çalışabilmesi için suyun pH'ını veya pH'ı çok yüksekse pH ayarlayıcı, yani pH düşürücü, yayıcı yapıştırıcı gibi ürünlerin kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü kullandığımız ilaçlar, pamuklu bite karşı kullandığımız ilaçlar organik fosforlu bir ağır bir ilaçlar. Bunun da güzel bir şekilde çalışması için de karışacak olduğu suyun pH'ının uygun olması gerekiyor. Artık çiftçilerimizin de uygulama yapacağı zaman cebinde bir pH metre ile gezmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü her uygulama yapacağı suyun pH'ını bilmediği için bahçelerde dolduruyor, İşte ilacı karıştırıyor, uygulama yapıyor. İşte artık o dönemi geçmemiz lazım. Yani başarılı %95, %100'e yakın bir başarı sağlamak istiyorsak bu ince ayrıntıların çok önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü ilacı çalıştıracak olan da çalıştırmayacak olan da suyun pH'ı. Eğer suyun pH'ı düzenli değilse, uygun değilse, ilacın iyi bir şekilde çalışması için uygun değilse, ilaç da iyi çalışmıyor. Yani ilaç değil de su atmış oluyoruz bitkiye. Bu yüzden böyle konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve artı olaraktan da bu dönemlerde hocam uygulama yapsak ne gibi bir uygulama yapalım diyorlar. Yaprak gübresi uygulaması konusunda. Arkadaşlar tam tomurcuk döneminde çok fazla bir ağırlıklı bir uygulama yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ama tomurcuk öncesi, tomurcuk yerlerinin belirlendiği zamanlarda izelementli gübre ve çinko fosfor. Artı olaraktan da o dönemlerde önemli derecede eksikliğe belirti gösteren zeytin ağaçlarında bordur.
O dönemlerde bu şekilde uygulama yaparsak çok daha güzel olur. Ve deniz yosunu arkadaşlar. Deniz yosunu bitkiyi çiçek dönemi, çiçek öncesi dönem ve çiçek tane bağlama dönem bitkinin en hassas olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde deniz yosununda kullanırsak bitkinin hassasiyetini biraz daha korur. Fizyolojik olarak yani hava şartlarından kaynaklı, dış etmenlerden kaynaklı sıcaklık, kuraklık, işte soğuk gibi etkilere karşı biraz daha bitkiyi korur. Bu yüzden sizlere tavsiyem yaprak gübrelemesi yaptığınız takdirde bir deniz yosununda uygulama yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Tomurcuk dönemi her ilaçlama kullanılmaz. Lambda Siyoletrin kapsül formu, Dimetuat aktif maddeli ilaçlarla tomurcuk dönemi, çiçek nesli ve tane bağlama döneminde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ağaç başına düşüreceğiniz ilaçlı su miktarını iyi ayarlamanız gerekiyor. Eğer o ilaçlı su miktarı ağaç başına düşmediği takdirde size etkin bir sonuç aldırmayacaktır. O yüzden emeğinizi boşa atmayın. Hem emeğinizi hem cebinizdeki paraya sahip çıkmanız gerekiyor. Çünkü her ilaçlama, her holder başına ilaçlama yani tank başına ilaçlama yani 500 liraları buluyor ortalama. Çok yazık. Gerçekten çok yazık. Ve pamuklu bit ile mücadelede 3. ilacı atanı duydum. Arkadaşlar hiç gerek yok. Hiç gerek yok ya. O yüzden teknik bir arkadaşla bir bahçenizi kontrol edin. Arkasından gerek bana da arayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde ben size yardımcı olurum. Hani memleket fark etmez işte istediğiniz yerden arayabilirsiniz ki sağ olsunlar çok fazla arayanlar oluyor. O yüzden bir danışma yapın. Danışma yaptıktan sonra ilaçlamayı siz belirlersiniz. Ağaç başına ilaçlı su güzel düşmesi gerekiyor. Ondan sonra da tekrardan bir 3 gün sonra 4 gün sonra bakın güzel sonuç almaya başlayacaksınızdır zaten o vakitten sonra. Bu dönemlerde de çok fazla zeytinde ara sürümü yapmanızı çok fazla önermiyorum. Eğer çiçeklenme döneminde ise ağaçlarınız ara sürümü yapmanızı çok fazla önermiyorum. Çünkü termal aletlerinden kaynaklı, traktörden kaynaklı işte sürtünme, dökülme gibi zarara sebep olacaktır. O yüzden çiçek döneminde bitkiyi çok fazla oynatmayın. Yani şöyle diyeyim, bitkiyle çok fazla haşır neşir olmayın. İlaçlamanızı yapın. Çiçek döneminde karşı zararlara karşı ilaçlamanızı yapın. Ta ki tane dönemini yani bitkinin doğurganlık dönemini bekleyin. Tane bağlasın. Tane bağladıktan sonra tekrardan bir uygulama, yaprak gübresi uygulamaları gibi uygulamalar yapabiliriz. Evet arkadaşlar, sizin son dönemde bana bu soruları çok fazla sormuştunuz. O yüzden çok fazla fırsat olmasa dahi arazideyim şu an sizlere yardımcı olabilmek adına biraz video çekeyim anlatayım dedim. O yüzden ilaçlamaya dikkat edin. Gerekirse her ilaçlamada beni arayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ulaşabildiğim kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese bol bereketli kazançlar diliyorum. Hoşça kalın. Kolay gelsin.